Herkese merhaba arkadaşlar, ben bugün yeni bir Warframe Boy Trader bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün 10 Mart 03 yani 10 Mart 2017 10 03 2017 tarihi Baroketeer Boy Trader'ın geldiği ve getirdiği itemleri göz atacağız. Bugün yani ben aslında gece yarısında bakıyorum şu an buna ama yine de hatırladım son anda geldiğini baronun ve gösterin dedim. Arkadaşlar bu hafta belki yüzünüz gülebilir çünkü Primate Communion'a geldi. Ona bir baştan söyleyeyim. Burada PlayStation'a bilgisayar gösterilecek. O yüzden eğer Xbox yoksa kızmayın, zaten videonun başında da yani videonun ismi de PlayStation'a Xbox PlayStation'a bilgisayardır. Yani PC'dir büyük ihtimal. Neyse, Void Trader'a geçelim şimdi. Bir tane Ineros kumları planımız var. Zaten her zaman getirdiği şey. İleride zaten ben bunu saymak istemiyorum gibi bir şey oluyor ama neyse. Ineros kumları planı, bunu Ineros yapmak istiyorsanız alacaksınız. Ineros'un görevi Primate Community. Primate Community'nin yetenek süresinizi arttıran güzel bir Primate moddur. Bunu kesinlikle alın. Almanız lazım. Çoğu build'de var. Benim build'imde de kullanırım ben. O yüzden sizin yanında kendi build'iniz olur. Lazım olacak mı size? Pummel. Darbe hasarı vermek için tabancayı bir mod. Alabilirsiniz arkadaşlar isterseniz. Çünkü bazı silahlarda lazım olacaktır. Vykor Marlock ne vuruyor hatırlamıyorum. Impact vuruyor da Impact Boom oluyor. Yani sanırım Vykor Marlock da bundan koymuştum sanırım ben. Yani Impact Boom'sa tabii, şimdi yanlış anlamayayım da. Crash Course arkadaşlar tüfek için de darbe hasarı. Full Kong'da pompalı tüfek için darbe hasarı ve Collision Force'da yakın dövüşün darbe hasarı. Bu da jet kitak falan tarzında, yumruk eldiven şeylermiş. Prisma Tetra silahımız var arkadaşlar. Ha, burada bu modları isterseniz alın, yani yine de lazım olacaktı sizlere ilerideki mod yapışlarınızda. Prisma Tetra arkadaşlar, Prisma bir silah, Tetra'nın korpus silahı Tetra. Evet, bak ne kadar yuvam var bakın. Evet, Prisma Tetra'nın formu alayıp size sunacağım. Equinox'la birlikte gelecek bu. Bir de Nova Prime Slow Fast build inceleme var. O da gelecek. Prime Eos Chestplate, Prime Eos set, yani Prime Eos set var burada kısacası diyecekmiş. Bunlar ilk oyunun başında verdikleri kozmetikler. Bunu isterseniz alabilirsiniz. İlla lazım bir şey değil. Size artık getirileri yok. Sadece görüntü olarak sizlere daha da hoş gözüküyorlar. Falcon mod paketimiz var. Burada neydi? Zarat'ın ve 5 adet modu kapın. Bu direkt size oradan çıkan modları direkt ekliyor. Yani sizin ne çıktığını falan göstermiyor. Dragon mod paketi de aynı şekilde. İçinde 2 tane 3 tane olması lazım. Ha, 2 tanesi mutlaka nadir diyor. Bunu da alarak sağlayabilirsiniz. Ah, pardon. Nexus Gem maskeleme kiti. Bu da kavatımıza böyle bir yani çizgilimsi bizim kubruva gelmiş olan tüy şeyi skinin bir farklı versiyonu sadece kavat için ve bu renklerde açıldı. Hem kavat olsun hem kubruva da kullanmamız için mor, kırmızı, bordo kırmızısı mı oluyor tam bilmiyorum da, kırmızı, mavi bir de beyaz açıldı bize. Bunu alırsanız açılır yani. Evet, yani ne kadar yeni bir şey getirmese de yeni oyuncular ve Primate Community'de önceden tarzı almadığı kişiler için Primate Community, güzel Primate Community'yi alın. Çünkü işinize yarayacak dediğim gibi. Şimdi ilk öncelikle bundan bahsetmiştik. Bir bakayım, şu an PlayStation'dayım şu an. Ben de Kupierli'ye, ben de Eris açık değil ki hacı. Neyse. O zaman videonun başının isminde olduğu gibi de burada bilgisayarda gelenler oldu sadece. Biliyorsunuz ki Warframe PlayStation serimizde tam ilerlemedik. Warframe PlayStation serimizde tam etkin olduğumuz vakit o zaman hiçbir sıkıntımız olmayacak. Şimdilik sadece bilgisayarı gösterebildim ama sizlere yorumlar kısmına bakarak da orada eğer aranızda bilgisayar PlayStation üzerinden oynayan varsa yorumlara neler geldiğini yazsın ki ben de ona sabitlerim yorumlarda ve onu PlayStation oyuncuları da görebilir. Neyse arkadaşlar,
Umarım video yardımcı olmuştur. 2 hafta sonraki Baroque Tier videosunu görüşmek üzere. Kendinize bakın ve hoşçakalın.